Konuşmak istiyorum seninle abi. Yani o konuyu açacaksan fena tepelerim. Benim senden neyim eksik abi? Yalvarırım bir şansla bana tanı. Okuyacaksın sen. Sen niye okumadın? Okuyup da ne olacak? O kadar hevesliydiysen niye bıraktın okulu? Kim bakacaktı size? Açlıktan ölmezdik ya. Bak abi, sen istesen de istemesen de kafama koydun bir kere. Bütün bu gençlik yıllarımı meteliksiz, dünyanın tüm nimetlerinden uzak olarak geçirmek istemiyorum. Birçok planım var. Hepsi de paraya bağlı. Doğru dürüst bir iş yapacaksan arkandayım. Güldürme! Doğru dürüst işte zengin olanı göstersene bana. Defol ulan! Sakın bana nasihata kalkma. Senin yaptığın iş doğru dürüst bir iş mi yani? Ama cebim para dolu. Bir iki seneye varmaz İstanbul'un kralı olacaksın. Niye? Niye beni yanına almak istemiyorsun? Her an bir kurşun bitirir benim işimi. O zaman kim bakacak aileye? Aile, aile, aile! Herkes kendi hayatını yaşıyor abi! Ben de yaşamak istiyorum! Senin insan gibi yaşamanı istiyorum. Kanunsuz yola isteyerek mi saptım sanıyorsun ha? Bırak bu evliya ağızlarını be! Korkma, işini almam elinden! Sakın bir delilik yapmaya kalkma! Senin yerin burası, ailenin yanı! Bana bir şey olursa sen bakacaksın anama, kardeşime! Seni vuranlar? Görmedim. Bilmiyorum. Saklamakta fayda yok, biliyorsun. Görmedim. Vurduklarından biri öldü, diğeri ağır yaralı. Sana tuzak kurmuşlar, arkadan vurmak istemişler. Rıfat Karan'ın fedaisi olduğunu biliyoruz. Konuş! 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 Yaz kızım, gereği düşünüldü. Ölüm tehdidi altında kendisini savunmak için ateş ettiği, hafifletici sebep olarak kabul edilmiş, hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 246. maddesi uygulanarak 3 sene 4 ay ağır hapsine kabili temyiz olarak karar verilmiştir. Her ay muntazam ziyaretine gidilecek. Ailesinin ne ihtiyacı varsa göreceksiniz. Bir dertleri olursa derhal bana bildirin. Bir dakika bizi yalnız bırakır mısınız? Ben dönünceye kadar ailenin büyüğü sensin. Kız kardeşinin, ananın namusu senden sorulur. Thank you.
kapı anlaşmayı imzalatacak olursan vizon kürkü sırtında bil dedim. Ne oluyor o kıza be? Devamlı zırlayıp duruyor. Arada bir namus krizi geçiriyor. Boş ver. Tamam abi. Neticeyi bildiririm. Dövdüm sövdüm çoğu zaman. Ben yanlıştayım dedim. İki tane canımız var. Onlar sana emanet dedim. Dinlemedi! Bundan sonra o itin adını ağzınıza almayacaksınız. Eksik olmasın. Rıfat Bey her ay para gönderdi. Hatırımızı, ihtiyacımızı sordu. Ama başımızda erkek olmadıktan sonra korktum. Biraz da para biriktirdim sana. Çıkınca belki bir iş tutarsın. Birkaç kuruşun olsun dedim. Kendini harcama ana. Ben daha ölmedim. Bileğim çelik gibi. Ya sen? Okulu bıraktım abi. Bir konfeksiyoncuda çalışıyorum. Çok temiz yer abi. Çok da iyi para veriyorlar. Geçmiş olsun. Hoş geldin Kadir abi. Geçmiş olsun abi. Rıfat Bey'i görecektim. Haber vereyim. Kadir geldi beyim. Toplantıda dersin. Siz meşgul olun, yeri gösterin. Ben gerekeni yaparım. Aslanım, koçum. Çok iyi gördüm seni. Gel bakalım, bir yere gidiyoruz seninle. Ama ben Rıfat Bey'i görecek. Toplantıda şimdi, seni bize emanet etti. Rıza Efendi'den anahtarı al. Şu karşıki yer. Evet, güle güle giy. Cavit Bey o daha nicelerine layık diyor. Ne var senin? Ne bu surat be? Sırtın elbise, cebin mangır gördü. Oturduğun ahırdan bu saraya yerleştin. Gene de mırın kırın ediyorsun. Daha ne istiyorsun? İnsan gibi yaşamak! Hayvan gibi satılmamak! Kirli işleriniz uğruna, vücudumu, benliğimi o iğrenç para babalarına sunmamak! Akşama hazır ol. İşte burası. İki ay evvel sahibinden satın aldı kahveyi. Kadir çıkınca ona hediye edeceğim dedi. Bakalım yeni mesleğini beğenecek mi dedi. Beni başından mı atmak istiyor? Duygusallığa yer yok koca oğlan. Bu hayatın kanunu bu. Silahını kavrayan bileğin kadar seni dimdik tutan bacağın da sağlam olacak. Biri aksadı mı harcarlar seni. Sinek gibi ezerler. Sağlamım ben. Kimi isterse çıkarsın karşıma. En sağlamını bozmazsan namerdim. Ne Allah'ın çizdiği kadere, ne de bu hayatın kanununa karşı çıkabilirsin. Sendeki yüreğe de, bileğe de hayranız ama ne yapalım? Ne zaman başın sıkışırsa gel. Biz hayatta oldukça sırtın yere gelmez senin.
Yarın Rıfat Bey tapuya gidip dükkanı senin üzerine yapacak. Hadi bakalım, hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Ben bu kahvenin ocakçısıydım. İki aydır işsizim. Sana çok faydalı olurum abi. İki aydır işsizim. Sağ ol abi, sağ ol. Tanıştırayım Sezai Bey. Hülya Hanım. Çay bir demle olsun. Ersan da bugün çok şanslı ya. Kim buranın sahibi? Kadir Bey. Çağır buraya. İşitmedin mi lan? Çağır dedik. Oturun. Evet. Biraz görüşsek. Ne istiyorsun? Baş başa konuşalım. Kimseden gizlim yok. Neymiş? Zorluk çıkarma lan topal. Kim gönderdi sizi? Kim gönderdi sizi lan? Necmo. Arap Necmo. Civardaki dükkanları haraca bağlamış diye işittim. Bir daha birini rahatsız ettiğinizi işitirsem oyarım sizi ulan. İmraoğlu Kadir'in emri dersin. Ben şimdi hadi defolun gidin buradan. Kırbaçlayacağım seni. Ne olur anla, korkma. Çok para vereceğim sana. Defol. Yoksa bağırırım. Kadını kırbaçlamadan sevişemem ben. Ne olur. Ne olur. Milyon iste vereceğim, kaçma. 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 Dur. Oh, my God.
de inerim. Niye götüreyim seni? Hayır. Yalvarırım, hayır. O halde polise haber vereyim. Hayır, hayır. Kim bu kız? Bilmiyorum. Sokakta baygın yatıyordu. Çok hasta. Ama oğlum bir hastaneye götürseydin. Ben doktor getiririm. Durumu iyi değil. Ağır bir sinir krizi. Hastaneye kaldırılmalı. Yakınınız mı? Hı hı. Vücudunda yara izleri var. Polise bildirmek gerekir. Gerekmez Kamil abi. Şu ilaçları hemen alsın. Ben tekrar uğrarım. İyi günler. Sapık manyak! Kızı kırbaçlamaya kalkmış. Kız çığlık çığlığa kaçmış. Zaten kaçmaya bahane arıyordu. Gidebileceği yerler? Her yere baktırdım, yok. İntihar filan? Hep canına kastedeceğini söylerdi. Şu saate kadar polise intikal eden hiçbir şey yok. Her tarafı arayın. Mutlaka bulmanız lazım. O kaltak bütün sırlarımızı biliyor. Konuşursa başımız derde girer. Ölü diri bulun. Ah!
İstemiyorum, istemiyorum. Bırakın beni, yalvarırım, bırakın beni. Arabalarınız da, kürkleriniz de sizin olsun, paranız da sizin olsun. Bir şey istemiyorum sizden, bırakın beni, bırakın beni. Yoksa mahvoluruz. Evinden telefon ediyorum. Günlerdir uğramamış. Bakmadığımız yer kalmadı. Havaalanına adam yolladım. Hayri emniyette bekliyor. Hiçbir yerde yok abi. Geçmiş olsun. Beni bulduğunuzda gece sokakta bir şoför zorla tecavüz etmek istedi. Anlatmaya mecbur değilsin. Sabah yarı çıplak sokakta bulduğunuz bir kızın kim olduğunu sormayacak mısınız bana? Hastaneye polise götürmeyin diye yardım size. Merak etmeyecek misiniz? Bütün gece sayıkladın. Sonra konuşuruz ha? Sen dinlenmene. Buldunuz mu? Arıyorlar abi. Evinde adam bekletiyorum. Ne mücevherlerini ne de parasını almış yanına. Bankadan gizlice sordurdum. Hesabından para çekmemiş. İzini kaybettirmek istiyor anlaşılan. Ne yapıp yapıp bulacaksınız onu. Bütün sırlarımızı biliyor kahpe. Konuşacak olursa mahvoluruz. Kadir Bey, evden haber geldi, hasta ağırlaşmış. Durumunu beğenmiyorum. İnat etmeyin, hastaneye kaldırın. Geldiğimde beni öldürecekler, beni bırakmayın diye sayıklıyordu. Kim bu kız? Bir yakınımın kardeşi. Bana emanet. Heh. Kimsenin bir şey bilmesini istemiyorum Kamil abi. Hı hı. Sonra... Biz mesul oluruz oğlum.
bir kriz geçirdin. Kimdir seni öldürmek isteyenler? Benden çekinme. Sana yardımım olur. Kimsin sen? Kimliğimi tahmin ettin. O zaman... Kim düşürdü seni? Ne istiyorlar senden? Fakir bir ailenin kızıyım. Babam bir bankadan emekli. Beni okutabilmek için geceleri bir basım evinde çalışıp... aldığını meteliğine kadar bana veriyordu. Üniversite imtihanlarını kazanmıştım. Fakülteye devam ediyordum. İlk defa kız erkek ilişkilerine girmiştim. Erkek arkadaşlarım vardı. Bir tanesiyle kısa zamanda anlaşmıştık. Çok seviyordum onu. O da fakir şartlarla büyümüştü. Bir anda zengin olmayı düşünüyordu. Bana durmadan mankenliği öneriyordu. Bir anda şöhrete kavuşursun, dünyanın parasını kazanırız diyordu. O kadar seviyordum ki onu. Etkisinde kaldım. Çok lüks bir manken bürosuna götürdü beni. Beğendiler. Filmimi çektiler. Tam aradığımız kızsın dediler. Kontrat imzaladık. O gece ufak bir parti verilecekti. Davet ettiler. Birçok zengin iş adamına tanıştırdılar. Su gibi içki içiliyordu. Ben de içki içiyordum. Ama içtiğim içkiyi, sevdiğim, uğruna ölebilecek kadar sevdiğim insanın hap koyduğunu nereden bilebilirdim? Kendimden geçmişim. Gözlerimi açtığımda yatakta yarı çıplak yatıyordu. Kirletilmişti. Çılgına dönmüştüm. Oysa kılı kıpırdamadan bakıyordu bana. Hiç önemi yok dedi. Kaçmak istedim. Ölesiye dövdü, dövdü. Sonra başkaları girdi devreye. Günlerce baskı altında tuttular. Kurtulamayacağımı anladım. Kendi hayatıma kıymayı bile denedim. Ellerinden kurtulmanın imkanı yoktu. Sonra hediyelere, mücevherlere, en pahalı giysilere, kürklere boğdular beni. Karşılığı iş yaptıkları veya ilişki kurmak istedikleri milyarderlere tatlı aşkları yaşatmamdı. Her gece partiden partiye koşturuyorlardı beni. Her gece başka bir kalantorun yatağına sokuyorlardı. Daha evvelden ne istediklerini iyice anlatıyorlardı bana. Aşk yaparken onların isteklerini yerine getiriyordu. Bu arada birçok kanunsuz işleme, suçların her türlüsüne de karıştırdılar beni. Bütün sırlarını öğrenmiştim. Artık su gibi para akıtıyorlardı bana. Bir kat aldılar, dayadılar, döşediler. Altıma araba çektiler. Bunalım içindeydim. Yaşadığım hayat boğuyordu beni. İki kere kaçtım. Bir keresinde havaalanında yakaladılar. Ölesiye dövdüler. Kaderimiz bir dedi patron. Artık bizden ayrılamayacak kadar bizdensin. En ufak bir teşebbüste bulunursan seni vurmaya mecbur edersin bizi. Öldürün. Yaşamak için mecburuz buna. Uzun zaman sinir krizleri, bunalımlar, kabuslar birbirini takip etti. Gösterdikleri doktorlar çıldırır bu kız diyorlardı. Aldırış bile etmediler. Sonra gene o hayat başladı. Ta o gece. O sapık beni kırbaçlayıp sevişmeye kalkıncaya kadar. Her şeyi yüzüstü bırakıp kaçtım. Yarı çıplak koştum sokaklarda. Bir taksiye atladım. Bu defa şoför tenha bir yerde kirletmek istedi beni. Başına taşla vurup kaçtım, kaçtım. Halsizlikten, yorgunluktan, heyecandan bayılmışım. Gerisini biliyorsunuz. Bana çok iyi davrandınız. Bu iyiliğinizi hiçbir zaman unutmayacağım. Yorulma. İstediğin kadar kalabilirsin burada. Kimseden korkmana gerek yok. Benim yanımda oldukça el süremezler sana. Şimdi dinlen biraz. Sağ olun.
Ermin. Buyur abi. Kızın üstü başı yok. Bir şeyler alıver. Bu da sana. Kendine de istediğini al. Sağ ol abi. Sor bakalım, annemin bir ihtiyacı var mı? Dün gece abinle konuşurken işittim. Kimmiş biliyor musun? Kimmiş? Büyük iş adamlarına peşkeş çekilen bir sosyete orospusuymuş. Rıza abi, demli bir çay çek. Tamam. Hoş geldin Kamil abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Bir kahve yaptırayım mı sana? Çay içtim, sağ ol. Ayrola, sizin evdeki kız konusunda konuşmaya geldim. Sen önemsemiyorsun ama hiç beğenmedim halini. Uzun zamandır bir bunalım geçirdiği belli. Bir tedbir almazsan sonra başına iş açar. Ne gibi? Sinir krizini üzerinden kolay kolay atamaz. Uğraşmak lazım, tedavi lazım. Bir arkadaşımın emaneti dedin, ona göre. Bir şey yapmasan bile hiç olmazsa o çevreden kurtar. Değişik yerlere götür. Dolaşsın. Kendini biraz unutsun. Sonra bir delilik yapar. Mesul olursun. Benden söylemesi. Hadi iyi günler. İki olsun, iki olsun. Nasıl, beğendin mi? Kardeşin almış bana. Diğerlerini de görmek ister misin? Hayır. Eminim hepsi çok yakışacaktır. Ne yaptın bugün? Mutfakta annene yardım etmek istedim, bırakmadı. Sen ona bakma. İhtiyarlar biraz titiz olur. Yarın gezmeye götürsem seni. Seni görmelerinden mi korkuyorsun? Korkma. Kimse kılına dokunamaz seni. Sabah erkenden kaldırırım, tamam mı? İyi geceler. Küçük birinci ya.
Çocukluğumdan beri hayatta bu kadar mutlu olduğumu hatırlamıyorum. Senin gibi mert bir erkeğin eline düşmeseydim ne yapardım? Yok canım. Çok çok iyisin. Sözüm olacak, o alçak beni sattıktan sonra bir sürü erkek tanıdım. Paralı, şöhretli, kudretli erkekler. Erkek denilebilirse tabii. Ama senin gibi insan görmedim. Size getirdim efendim. Görme. Sincap gibi tırmanıyor ağaç tepelerine. Alsana anne. Huyu öyledir. Yarın gene gelir misin benimle ha? Çektim senin aşkının için, günlerce yandım bak hep senin için. Hep aklımda fikrimde yine sensin. Bu arzuyu bu gönül nasıl yensin? Ne olur bana bir gün olsun yakın gel, gönlüm muradına ersin. Sevmek için yaklarca sen beni için için al. Ne olur beni üzme yeter. Beni biraz sev, derdim biter. İstemem dünya da hiçbir şey. Var oğlum. Nen var senin. Niçin yatmadın? Yatarım anne. Thank you.
senden öğrendim baklava açmasını. Bakalım beğenecek misin? Hayata kavuşturdu. Onların elinden nasıl kurtulurum, nasıl kaçarım bilmem. Ama beni öldürseler de, hiç olmazsa hayatımda birkaç gün mutlu yaşadım diyebilirim. Artık dokunamazlar sana. Tanımıyorsun onları. Ama onlar beni tanır. 3 sene evvel. Yani ayağıma kurşun yemeden onların dünyasına belaydım ben. Yoksa doğuştan topal mı sandın beni? Yemin ederim ki öyle demek istemedim. Seni üzmek istemezdim. Durdun buralarda. Ben var senin. Yok bir şeyim. Gel çıkalım. Güneşin doğuşunu seyredelim. Sonra da Allah kerim. Ama işi. Hadi hazırlan. Ah!
Öyle mi? Dur. Dur ben bakayım. Biraz masaj yapayım mı? Ne olur bırak kendini. Serbest bırak kendini. Daha serbest. Hareket mi yaptın? Acıyarak bakma bana. Yanılıyorsun. Acıyarak bakma diyorum. Yemin ederim. Yemin ederim yanılıyorsun. Kaç kere o bakışı yakaladım gözlerinde. Özür dilerim. Seni kırmak istemedim ama yanılıyorsun. Kimsenin merhametini istemiyorum. O zaman kadından hiç anlamıyorsun. Kadınlarla her yattığımda silah vardı yastığımın altında. Belli. Eğer kadından birazcık anlasaydın, sana bakışlarımda çok ama çok başka duyguların saklı olduğunu anlardın. Dur. Dur. Thank you.
Nereye anne? Bu evden gidiyorum. Sızdırdın mı sen? 3 sene hapiste yattın. Seninle utanmadım. Hep iftihar ettim oğlum. Ama bu ev benim evim. Burayı o orospu ile bir fuhuş yuvası haline getireceksen... Yeter be! O kız senin gelinin olacak. Asla! Olacak! Evladınım ben senin. Babam ben bacak kadarken öldü. Hepinizin yükünü ben sırtladım. O silahı elime isteyerek mi aldım sanıyorsun? Her Allah'ın günü bıçaklara, kurşunlara karşı severek mi yürüdüm? Kimin için yaptım ha? Senin için, kardeşlerim için. Hayatımda tek bir kız arkadaşım olmadı. Kadını genel evde tanıdım. Şimdi hayatımda ilk kez bir kızı sevdim ana. Çok sevdim. Onu çok seveceksin. Kızım diyeceksin. Çıkma karşıma, ne olur ana. Bugün muameleye başlayacağız. Annemi, kardeşimi yalnız bırakmak istemem. Beraber otururuz. Para veririm, istediğin yeri, istediğin gibi döşersin. Hı? Nermin'le çıkın çarşıya. Hazırlık için bir şeyler al, üst baş al kendine. Bak, bir şartım var. Böyle bembeyaz, uçuşan bir gelinlik giyeceksin nikahta. Beyaz gelinliğe layık değilim ben. Hiç itiraz istemem. Şart bu. Tamam? Tamam? Hı. Bugüne kadar bankadaki hesabından 10 para bile çekmemiş. Evine uğrayıp bir şey de almamış. Ne oldu bu kıza be? Beğenmiyorum. Hiç beğenmiyorum. İntihar edecek olsa bugüne kadar bulunurdu. Thank you.
Kim? Evet. Buldun mu? Nerede? Yanında bir kızla gelinlik bakıyordu. Peşinden gittim. Ayhan'ın eski mahallesinde bir eve girdi. Ayhan'ı gönder bana abi. Şu köşedeki ev. Olamaz. Ne var? Tanıyor musun evdekileri? Bizim ev. Sizin ev mi? Hı hı. Nasıl olur? Bakkaldan sordum. Bir müddettir orada kalıyormuş. Akrabamız diyorlarmış soranlara. Tanıştırmış mıydın onu ailenle? Hayır. Abin? Tanımıyordu ki. Görüşeceksin abinle. Hayır, yapamam bunu. Sen görüşeceksin. Kızı iyilikle bize teslim etsin. İsterse paraca da anlaşırız. Sadece kayıtsız şartsız bize teslim edecek. Zorluk çıkartacak olursa bizden bahset. Bit gibi ezeriz. Çekinme söyle. İkisine de yazık olur. Deminde geldin abi. Eline sağlık usta. Sağ ol. Geldim buraya. İt! Görüşmemiz lazım abi. Defol! Defol lan! Elçi olarak geldim abi. Yalnız kalabileceğimiz bir yer yok mu abi? Kimseden saklım yok benim. Ne söyleyeceksen söyle. Kimden korkuyorsun? Tuzağa düşürdükleri kızları şuna buna peşkeş çekip milyarlık iş çeviren efendilerinden mi? Hülya için mi yolladılar seni? Hadi konuş! Konuş! Neymiş istedikleri, neymiş? O kızın peşini bırak abi. Ne olurmuş bırakmazsam? Benden istediğin kadar nefret et. Beni ölmüş bil. Ama ne de olsa kardeşiz biz. Etle tırnak gibiyiz abi. Sana bir kötülük gelmesini istemem. Çok, çok güçlüler abi. Başa çıkamazsın onlarla. Git gibi ezerler seni. Varırım, dinle beni. Bırak o kızı. Bak abi, Hülya karşılığında seninle anlaşmaya hazırlar. İstediğin kadar para... Söyle o köpeklere, o kız benim karım olacak! Hayır! Yapamazsın! O benim nişanlımdı! Sendin ha onu tuzağa düşüren! Sendin ha onu para babalarına satan! Seni kardeşimsin demem, öldürürüm! Allah'ıma, kitabıma öldürürüm lan! Şimdi defol buradan! Defol, defol! Sonunda böyle olacağını biliyordum. Benim için kaçış yolu olmadığını biliyordum. Bırak çocukluğu.
kimse bir şey yapamaz sana. Bilemezsin onları. Her şey bitti kızım. Bütün o günler bir kabustu. Geldi geçti. Yarın bembeyaz gelinliğin içinde yeni bir hayata başlayacaksın. Bundan sonra sadece mutluluk var ikimiz için. Hadi. Hadi sil gözyaşlarını. Gül biraz. Fermanını kendi imzaladı. Ne demek bu? Hayatta kaldıkça her zaman tehlike bizim için. Evlenecekler. İkisi de geçmişlerini unutabilirler. Delisin sen. Evleneceği adam senin kardeşin olabilir. Ama bir zamanların en tehlikeli fedaisi, eli silahlı gangster. O orospu kardeşine bizim işten bahsetmeyecek mi sanıyorsun? Çoktan anlatmıştır ah bilir. Bir gün karşımıza dikilip şantaj yapmayacağını kim temin eder? Yapacaktır. O orospudan 1000 kere daha tehlikeli olacaktır bizim için. Temizleyeceğiz. İkisini de. Benden isteme bunu. Kardeşim o benim. Budala! Kaç senedir yüzünü görmediğin, senden nefret eden bir kardeş. Ekmeğini o mu veriyor senin? Herkes kendi hayatını yaşar. Bu genç yaşında dünyanın parasını kazanıyorsun. İleride bir gün belki benim yerimi bile alırsın. Ne faydası var o iti sana? O benim kardeşim diyorum. İdi, kardeşim idi. Akıllı bir gençsin sen. Sana güveniyorum. Tamam mı? Tamam mı? Sizi mutlaka beklerim abi. Ben eve gidip Hülya'yı alacağım. Siz de kapayın dükkanı. Ya gelmezseniz bozulurum ha. Aldık usta geliyorsun değil mi? Abi abi. Hı, iyi. Alo kim? Şimdi çıkıyordu. Kadir abi telefon. Çıktı be çıktı. Çok önemliymiş. Hayat memat meselesi diyor. Alo. Abi. Abi ben Ayhan. Yalvarırım dinle beni abi. 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 Alo. İşitiyor musun beni? Vuracaklar. Abi ikiniz de vuracaklar. Ne olur inan bana abi. Alo. Abi. Thank you.
Gelin beni alın. Ay canım benim. Sağ ol. Bir yastıkta kocayı. Sağ ol. Hadi abi. Vuranları görmedin mi? Hayır. Kim vurmak isteyebilir ki? Bilmiyorum. Şüphelendiğin biri yok mu? Hı? Kardeşinin cesedini de göstermişler sana. Bir telefon kulübesinde delik deşik etmişler. İki cinayet arasında bir ilişki kurulamaz mı sence? Bilmiyorum. Bak oğlum, suçluları yakalamamız için bize yardımcı olman lazım. Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Gidebilir miyim? Tabii, gidebilirsin. Abi seni görmek istiyor. Yolun başında bekliyor. Başın sağ olsun. Bütün arkadaşlar emrinde, bilesin. Sağ ol abi. Kendi işimi kendim görürüm.
Sadece Recai kardeşten bir ricam olur. Tabii, ne istersen söyle, çekinme. Sen bizim evladımızsın. Allah sabır versin. Gözükmek istemiyorum onlara. Adım adım takip edeceksin itleri. Cavit köpeği kendini emniyette hissedecek. Bana bulunduğu yeri bildireceksin. Kahvede telefonunu bekleyeceğim. Basın davetli. Yeni mankenleri takdim ediyor. Hiç şüphelenme. Adamları yok yani. Ben karşı binadayım.